Merhaba retro oyun severler. Bu bölümde bir NES konsolu neden kendini resetler, neden yanıp sönen kırmızı ışık hatası verir sorularının cevaplarını vermeye çalışacağım. Müzik Öncelikle introdan da gördüğünüz gibi açılışından 7 yıl sonra artık kanalımızın ismi değişiyor ve bir hafta içinde kanalımızın adının bazı retro şeyler olarak değiştiğini göreceksiniz. Banner'ımızı değiştirdik göz alışkanlığı olsun diye ama bir hafta içinde tam dönüşümümüzü gerçekleştirmiş olacağız. Konumuza dönecek olursak, bahsettiğim sorun tam şu anda ekranda gördüğünüz gibi konsolun kendini sürekli resetlemesi, bu sırada da kırmızı ışığın yanıp sönmesi. Burada resetleme olayının düz renk bir ekranda gerçekleştiğini görüyorsunuz ama bu olay bazen de sorunsuz bir oyun ekranı varken gerçekleşebilir ve bu durum Sandığınızdan daha sık gerçekleşen yani daha sık rastlanan bir olaydır. Bir de elinizde doğru dürüst kartuş okumayan 72 pin konektörü kesin sorumlu bir cihaz olabilir ve siz hiç bu hatayı görmemiş olabilirsiniz. Bunun tek bir anlamı olabilir. Sizin makinanız geçmişte bir zaman içinde bir değişiklik yapılmış yani modlanmış bir makina. Ben size bu işlemi video sonunda göstereceğim ama öncelikle bu sorun neden kaynaklanıyor ona bir bakalım. Daha önceleri bir oldukça eski olmak üzere iki videomda kısmen bu soruna değinmiştim ama sıkça gelen özel mesajlardan anlıyorum ki bu bilgi pek de öyle aramalarla falan kolay ulaşılabilecek bir şekilde konumlanmamış. Ben de bu eksiği kapatmak için bu videoyu yapmaya karar verdim. Konsolun huyunu suyunu bilmeyen birine soracak olursanız eğer bu sorunu Size tarifinizden yola çıkarak bunun bir güç sorunu olduğunu söyleyecektir. Ama aslında alakasız iki unsurun el ele vermesiyle gerçekleşen ortak bir teşebbüs bu. Kesinlikle kondansatörlerle, adaptörle ya da e, herhangi bir güç entegresiyle alakası yok. İşin aslına bakacak olursak bu iki unsurdan biri hernes sahibinin korkulu rüyası olan 72 pinli kartuş konektörü diğeri de dışarıdan gözlemleyemediğimiz ana kart üzerinde bulunan Tennes çipidir. Bu ikili arasında da ağır basan taraf Tennes çipi olduğu için yani baş aktör Tennes olduğu için onun çalışma şeklini, çalışma prensiplerini anlarsak bence konuyu zaten kavramış olacağız. Daha sonra da 72.000 konektörünün bu işteki payına bir bakarız. Tennes NES konsolumuzun hem bölge kilidi hem de korsan yazılımların çalışmasını engelleyen patentli bir kilit sistemi. Bu sistem farklı bir bölgeden kartuş tespit ettiğinde ya da lisanssız bir oyun taktığınızda bir frekansla yani saniye başına bir kez konsolunuzu resetleyerek bölge dışı ya da lisanssız korsan kartuşunuzu kullanmanızı engeller. Bu sırada da kırmızı ışığın yanıp söndüğünü görürsünüz. Aslında Nesana kartı üzerinde Tennes diye bir çip göremezsiniz. Bunun sebebi de NES'in aslında iki parçalı bir yazılım olması ve tamamen farklı bir şekilde adlandırılmış bir mikrokontrolcü üzerinde çalışmasıdır. Yazılımın bu iki parçasından NES sistemi üzerinde çalışan kısmına kilit kartuşta bulunan ve NES üstündeki mikrokontrolcü ile haberleşen diğer çipteki kısmı ise Anahtar denmiştir. Kartuştaki ROM yani oyun bilgisi bu doğrulamanın hiçbir aşamasında kullanılmıyor. Yeter ki kartuşun içerisindeki çipteki yazılım uyumlu olsun. Eğer bu uyumluluk gerçekleşmezse e, çipimiz yani NES'in içerisindeki kilit çipi NES'i resetlemeye başlıyor ve kırmızı ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu açıklama sonucunda 72 pin konektörünün bu işte az bir suçu olduğunu düşünürseniz ayrıca üzülürüm. Yani saniye sempati duymanız 72 pin konektörüne beni ayrıca üzer çünkü insanları bezdiren şey genelde NES makinalarında uygun bölgeye sahip tertemiz olmasına rağmen kartuşlarını kullanamamaları oluyor. Bu 72 pin konektörü maalesef başarısız tasarımı sonucunda sıkılığını çok çabuk kaybeden ve üzerine düşen iletim görevini gerçekleştiremez hale gelen bir yapıya sahip. Bunun tabii ki günümüzde çok normal bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama 35 yıl önce bile yani NES konsolu ya da 30 yıl önce bilemiyorum hala güncel bir konsolken de müşteriler tarafından şikayet edilen bir durummuş bu. Bu 72 pinli konektörün bozuk olması da karşımıza dümdüz renkli ekranlar, bu bazen mavi olabilir, bazen gri olabilir, e, kötü karmaşık grafikler, bunlar dürttüğünüzde düzelebilir mesela ya da kendini sürekli resetleyen bir NES çıkartabilir. Siz muhtemelen bu noktada zaten anladınız ama e, doğru bölgeden Orijinal bir kartuş taktığınızda da iyisinizin kendisini resetlemesinin nedeni bu 72 pin konektörüdür. Çünkü bu anahtar bilgisi NES üzerindeki kilit bilgisiyle yine 72 pin konektörü üzerinden haberleşir ve bu haberleşme sağlanamazsa NES kendini resetlemeye başlar, kırmızı ışık yanıp sönmeye başlar. Peki ne yaparsak bu sorundan temelli bir şekilde en etkili bir şekilde kurtuluruz? Ben size ne tavsiye ederim? E, maalesef ilk tavsiye etmek istediğim Blinking Light Win çözümü şu an satışta görünmüyor. Satışta olsa bile fiyatı biraz fazla gelebilir. 30 dolarlık bir fiyatı var ve maalesef bunun içine kargo dahil değil. Muhtemelen 30 dolar kadar da kargosu tutacaktır ve fiyat absürt noktalara ulaşacaktır. Ben yıllar önce Amerika'dan dönen birinden rica etmiştim benim için satın almasını ve 100 liranın altına o işi halletmiştim. Ama şu anda hem fiyatına bakarak hem de stokların olmamasından dolayı tavsiye edebileceğim bir çözüm maalesef değil. Bu bilgiler ışığında bir çözüm olarak sunamıyorum. Ama diyelim ki sizin makinanız bir şekilde kartuşları okuyor ya da okumuyordu siz Çin'den vesaire bir konektör aldınız ve okumasını tekrar sağladınız. Ama makinanız resetlenmeye devam ediyor ve bunu çok sık bir şekilde sizi rahatsız edecek bir şekilde yapıyor. İşte bu resetlemeyi ortadan kaldırmak için tenles çipini tespit edip onu etkisiz hale getirecek bacağı kesmeniz gerekiyor. Bu bacak çipin etkinliğini tamamen mi ortadan kaldırıyor ya da reset sinyalini yollayan bacak mı bilemiyorum ama bu bacağı kestiğinizde tennes çipi NES'inizi resetleyemiyor. Tennes çipimiz etkisiz hale geldiği için de lisanssız ve korsan oyunları da oynamamız için bir engel kalmıyor ortada. Ben kendim bu işlemi 5-6 kez bugüne kadar başarılı bir şekilde tekrarladım ve bu işlem sonucunda hasar gören yani elimde kalan hiçbir NES konsol olmadı. Ama benim tariflerimden yola çıkarak birçok başarılı mod gerçek gerçekleştirmiş arkadaşım olsa da bu modu yaptıktan sonra hiçbir şekilde konsollarının çalışmadığını söyleyen birkaç arkadaşım da oldu. Açıkçası ben bu noktada modu yapan kişinin e, farklı bir noktaya zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü e, hem kendim defalarca sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdim bunu hem de e, tarif ettiğim birçok insan bu işlemi sorunsuzca yaptı. Peki tüm sorumluluğu aldınız ve bu modu siz de yapmak istiyorsunuz. Nasıl yaparsınız? Öncelikle konsolunuzu sökmeniz ve anakartınızı çıkarmanızla. Lazım. Bu işlemi Blinking Light videomdan bakarak yapabilirsiniz. Anakartı çıkardıktan sonra e, TENNIS çipini tespit etmeniz ve doğru bacağı kesmeniz gerekiyor. Çipi ve doğru bacağını tespit etmeyi yakın planda göstereceğim. NES ana kartını burada görmüş olduğunuz gibi expansion portu yukarıda kalacak şekilde konumlandırdığınızda şu sağ altta bir RF modülatör kutu olması gerekir. E, bu ana kart üzerinde yok maalesef. Bundaki RF modülatörü başka bir ana kartı tamir etmek için kullanmıştım. O yüzden burada o parlak büyük kutuyu görmüyorsunuz. Ama o parlak büyük kutuyu sağ altta kalacak şekilde düşündüğünüzde bu kutunun sol üst kısmında kalıyor arkadaşlar. Ve bu çipin de alttan dördüncü bacağını şöyle soldan sayacaksınız. 1, 2, 3 ve şuradaki dördüncü noktayı tespit edip kestiğinizde bu çip artık o resetleme işlemini yapamaz hale gelecek. Peki bunu neyle kesebiliriz? Şu şekilde bir yan keski bulursanız bu işlemi çok rahatlıkla yaparsınız. Ben daha önce elimde böyle bir alet yokken maket bıçağıyla da yaptığım olmuştu ve hiçbir sorun yaşamamıştım ama ben size maket bıçağıyla yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Mutlaka şu şekilde bir yan keski bulun ve tık diye kesiverin. Tek hamlelik bir işi var zaten. Eğer bir alttan bir üstten keserseniz bacağı hiçbir şekilde temas etmeyeceğinden de emin olabilirsiniz. İnternette bazı kaynaklarda bu kestiğiniz bacağı yukarıya büküp e, grounda lehimlemeniz söyleniyor ama çok gerekli gelmiyor. Çünkü bugüne kadar birçok NES konsolunda denedim ve bu konsolları kullanmaya devam ediyorum hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım ground'a lehimlemediğim için. İşte bu kadar da basit bir yöntem, bu kadar pratik bir mod aslında. Eğer siz daha önce böyle bir mod yaptıysanız mutlaka deneyimlerinizi yorumlarda görmek isterim. Sonuçta insanlar çözüm bulmak için bu videolara baktıklarından sizin deneyimlerinizi de okumak mutlaka bir şeyler katacaktır. Daha önce bunu yaparken bir başarısızlık yaşadınız mı onu da merak ediyorum. Çünkü bana benim başıma gelmedi daha önce. Başına geldiğini söyleyen arkadaşlarım oldu. Ayrıca kanalımı ilk kez görüyorsanız ve bu izlediğiniz ilk videomsa bu içeriği beğendiyseniz abone olmayı düşünebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.